Kıymetli izleyenlerim, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olması sebebiyle engellilik, din ve sosyal sorumluluklarımız konulu sohbeti gerçekleştireceğiz. Beklenmedik ve istenmedik bazı olaylar, hayatın içinde var olan ve zaman zaman karşılaşılabilecek durumlardandır. Dünyaya gelecek olan bir çocuk, anne baba için sevinç ve mutluluk kaynağı olarak beklenirken, beklenmedik bir şekilde engelli olarak dünyaya gelmesi veya hastalık, kaza ve benzeri bir nedenle bireyin günlük yaşamını altüst edecek ve olumsuz yönde etkileyecek şekilde engellilik ile karşılaşması mümkün olan olaylardandır. Böylesi durumlar, gerek engelli birey, gerekse ailesi ve yakınları için son derece üzüntü, kaygı ve stres oluşturur. Stresli durum karşısında belli bir zaman çaresizlik, ne yapacağını bilememe, kızgınlık, öfke gibi farklı duygular yaşanmakla birlikte sorunu çözecek arayışlar ve gayretler de söz konusu olabilmektedir. Afet, kronik hastalık, engellilik gibi durumlarla karşılaşan insan, bir yandan mesela tıbbi veya hukuki yollarla bundan kurtulmaya çalışırken, öte yandan da çoğu kez neden bu olaylar başıma ya da başımıza geldi şeklinde zihinsel bir sorgulama, açıklama getirme ve anlam bulma çabası içine girebilmektedir. Zira insan kendisinde ve çevresinde olup biteni anlayan ve anlamlandıran bir varlıktır. Bu nedenle bir acı ve kederle karşılaştığında bunu birçok yönden sorgulayacaktır. Yaşanan acı ve ızdırap bireyin yaşadığı durumu sorgulamasına da zemin hazırlayabilmektedir. Niçin ben ya da niçin arkadaşımın, anne babamın başına bu geldi, onu Allah mı istedi gibi bazı soruları sorabilmektedir. Kişi yaşadığı acı ve ızdırap verici olay sebebiyle bu ve benzeri soruları kendine sormak suretiyle bir yandan yaşadığı olayı anlamaya, onu anlamlandırmaya çalışırken diğer yandan da bu sorulara bulabileceği veya bulamadığı cevaplarla da ne yapması gerektiğini belirleyecektir. İstenmedik ve beklenmedik bir olay sonucu yaşadığı durum ile ilgili olayı anlamaya veya karşılaştığı sıkıntıları çözümlemeye yönelik davranan birey, kendine sorduğu sorulara cevaplarını bulmada, bazen yakınındaki kişilerin yardımını alırken, bazen de bu konudaki uzmanlardan yararlanabilmektedir. Özellikle de yaşanan olay kişi için hayatını altüst edebilecek, günlük yaşamını zorlaştıracak bir nitelikte ise, buna ilişkin soruların cevaplarını bulmada zorlanabilecektir. Yaşanan durumun nasıl meydana geldiğini açıklayabilecek sorulardan ziyade niçin böyle bir durumla karşılaştığına yönelik soruların cevabı pek kolay bulunabilecek nitelikte değildir. Maneviyatını güçlü kılan insan böylesi soruların cevabını bulmada maneviyatını güçlü kılan dine müracaat etme ihtiyacını hisseder. Çünkü din bireyin kendini ve dış dünyasını tanıma, anlama ve buna bağlı olarak da bir hayat felsefesi oluşturması açısından ona bir takım bilgiler sunar. Böylece ızdırap, ölüm gibi hayatın kabul edilmesi çok zor olan yönlerine ilişkin bir takım cevaplar sunarak bireyin karşılaştığı durumu yorumlamasında müracaat kaynağını oluşturur. Engelli bir birey de öncelikle içinde bulunduğu durumu kavramaya, yaşadığı olayın hayatındaki anlamını belirlemeye ve karşılaştığı bazı sorunları çözmeye yönelik bir takım soruları kendine sorarak cevaplarını bulmaya çalışır. Özellikle niçin ben, neden böyle bir durumla karşılaştım, Tanrı bana yaptığım hataların bedelini mi ödetiyor gibi soruların cevabını ararken din ile bir ilişki kurma ihtiyacını hissedebilir. İşte bu noktada engellilik durumunu anlamada birey din ile olan iletişiminde konuyu nasıl anlamalı, din ona nasıl katkı sağlayabilir soruları önem taşımaktadır. Bu sorulara cevap bulmaya çalışacak olan bireyin engellilik hali gerek kalıtımsal, gerekse hastalık, kaza ve benzeri nedenlere bağlı bireyin fiziki açıdan organ eksikliği ve fonksiyon yetersizliği
ya da zihinsel yetersizliğini yaşadığı bir durum olarak belirtilebilir. Böylesi bir engellik durumunu yaşayan bireyin engel durumunu anlama, kavrama ve yaşadıklarını makul bir şekilde anlamlandırmaya çalışarak engellik halini kabul etmesine katkı sağlayabilecek bir takım bilgileri elde etmesinde dinden yararlanması mümkün olabilir. Öncelikle engellikten dolayı karşılaşabileceği sıkıntıları aşmada, iç dünyasında sığınabileceği bir varlığı hissetmesinde, manen kendini iyi hissedebileceği ve moralinin yüksek olmasını sağlayabileceği durumları yaşayabilmesinde dini inancın önemli bir rolü olabilecektir. Çünkü aşkın bir varlığa inanmak bireyde bir güven duygusu oluşturur. Kişi Allah'a iman duygusuyla bir takım değerlere bağlanmakta, kendini yalnız hissetmemekte ve aynı değerlere inanan diğer insanlarla birlikte olma duygusuyla da içinde bulunduğu toplumda kendisinin bir yerinin ve anlamının olduğunu kavramaktadır. Aynı zamanda sorunlarını aşabilecek bir gücü kendisinde hissederek güven duygusunu kazanabilmektedir. Dolayısıyla engelli birey sahip olduğu din inanç ve değerler vasıtasıyla karşılaştığı sıkıntıları aşmada moral desteği elde eder. Kendisine her zaman yardımcı olacak ve sığınabileceği bir yaratıcısı olduğu duygusunu kazanır ve bu sayede yaşama sevincini arttırır. Ayrıca yaşadığı durumu kavramasına da katkı sağlayacağı bilişsel nitelikte bazı açıklamalara sahip olma imkanı bulabilir. İşte bu noktada engelli bireyin neden böylesi bir durumla karşılaştığı sorusuna cevap bulmada insanın varoluşuna ışık tutacak ve yaşadıklarını kavramasına katkı sağlayacak önemli bir ipucunu Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 155. ayette görmek mümkündür. Bu ayette insanoğlunun dünya hayatında karşılaşabileceği bir takım sıkıntı, zorluklarla sınanacağı, seçimlerinin önemli olduğu ve zorluklar karşısındaki tavrının da sınanma açısından önemli olabileceğine dikkat çekilmektedir. Böylece insanın karşılaştığı zorlukların, onun yaratılış amacı olan kulluk görevini yerine getirmede bir rolü olabileceğini söylemek mümkündür. Aynı zamanda insanın belirgin vasfı olan öğrenme ve öğretme özelliği ile yaşadığı bu durum karşısında bazı şeyleri öğrenme imkanı bulabilmesidir. Zira en iyi öğrenme biçimlerinden biri bizzat yaşayarak öğrenmedir. Engellik durumunda birey 3 şey öğrenebilir. Birincisi, bilerek ya da bilmeyerek kendisinden veya çevresinden kaynaklanan bir sebebe bağlı engelli olma durumunu öğrenebilir. İkinci olarak engelli birey ve ailesinin öğrenebileceği husus engellik durumunu kavrayarak günlük yaşamını sürdürmede ve sosyal uyumunu gerçekleştirmesine imkan sağlayacak potansiyelini ve şartlarını görmesidir. Nitekim bu noktada iki kolu olmadığı halde ayaklarını kullanarak yeme içme faaliyetlerini gerçekleştiren, saçını kesip tarayabilen veya spastik engelli olmasına karşın burnunu kullanarak bilgisayar vasıtasıyla kitap yazan engelli birey örnekleri dikkati çeker. Engelli bireyin öğrenebileceği üçüncü husus ise daha önce yaşamadığı, bilmediği bazı durumları öğrenmesidir. Bireyin yaşamadan bir şeyi tam olarak öğrenmesi mümkün olamayacağı için engelli birey engellilik ile ilgili bazı deneyimlere sahip olma, kendini daha iyi tanıma fırsatı bularak böylesi bir durumu yaşayanlara yardımcı olma, rehberlik yapma veya topluma katkı sağlama imkanı bulabilir. Bu noktada Sabancı ailesinin engelli çocukları nedeniyle topluma yaptıkları katkı örnek olarak verilebilir. Burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. İnsanın bir şeyler öğrenmesi için illa sıkıntı ve zorluk mu yaşaması gerekir denebilir. İnsanın hayatına baktığımızda öğrenmelerimizde deneme yanılma ile öğrenme, model alma, bizzat deneyimleme gibi yöntemleri kullanmaktayız. Hangi yöntemle bir şeyi öğrenmiş olursak olalım, bir müddet sonra öğrendiğimiz şeyler alışkanlıklarımız haline dönüşür ve farklı dikkat çekici ya da sıra dışı bir şey yaşamadıkça yeni bir şey öğrenmemiz pek mümkün olmayabilir. Tıpkı araç kullanırken ilk önce kişinin arabanın vitesine, fren, gaz pedalına bakması,
iyice öğrendikten sonra ise bunları alışkanlık olarak yapması, aynı zamanda bu alışkanlıklar kişinin dikkatsiz ya da ihmalkar davranmasına sebep olmaktadır. İşte böylesi bir durumda birey farklı bir olayla karşılaştığında yeni duruma bağlı dikkat etmediği, ihmalkar davrandığı ya da daha önceden bilmediği bir durumu fark ederek yeni bir şey öğrenme imkanı bulabilir. Bu itibarla yaratıcımız Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresi 155. ayette her insanın bazı zorluk ve sıkıntılarla karşılaşacağını veya sahip olduğu şeyleri fark edip edememe durumu karşısında nasıl bir seçim yapacağını bilmesini sağlayacağını ve Mülk suresi 2. ayette de bu seçimlerin sonucu en güzel davranışı ortaya koyma becerisini açığa çıkarma fırsatı verdiğini belirtmektedir. Bu nedenle engellik durumu da Allah'ın insana bir cezası ya da yaptığı hataların günahlarının bir bedelini ödetmesi değil, bilakis yaşadığı zorluk ve sıkıntıların onun seçimlerinin ve öğreneceği hususların önemini kavraması yanında en güzel şekilde davranma becerisi açısından da bir fırsat olduğu şeklinde düşünülebilir. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisini kullarına zulmetmediğini, onların kendi yaptıklarının sonucu olarak bunları verdiğini Kaf suresi 29 ve Hud suresi 101. ayetlerinde belirtmektedir. Dolayısıyla hastalık, kaza, engellik gibi insan hayatında yaşanan durumlar yaptığımız seçimlerin bir sonucu olduğu ve buna bağlı öğrenmelerimizle de yapmamız gerekenleri en güzel şekilde gerçekleştirmede bir fırsat olduğunu görme imkanı sağlar. İşte bu noktada engellik durumuna bağlı, engelli birey ve ailesine katkı sağlanabilecek önemli manevi desteklerden biri de onların eğitilmesidir. Engellik durumu ile karşılaşıldığında şok, üzüntü, öfke, isyan gibi olumsuz duygulardan kabullenmeye kadar farklı duygular yaşanabilir. İlk inen ayette oku emri yanında Peygamberimizin erkek ve kadına ilim farzdır hadisiyle dinimizin insanın eğitimine verdiği önem dikkate alınarak engelli bireye öncelikle engellik durumunu kavraması, kabullenmesi başta olmak üzere günlük yaşamını sürdürebilme becerisini kazandırıcı ve sosyal uyumunu kolaylaştırıcı doğru ve sağlıklı eğitim verilmelidir. Bu eğitim aynı zamanda toplumun engelli bireyleri tanıma ve onlara nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili konularda da verilmelidir. Zira toplumda zaman zaman şu tarz davranışlara rastlanmaktadır. İbadet etmek için cami avlusuna gelen ortopedik ya da görme engelli bireyi maalesef dilenci gibi değerlendirip eline para sıkıştırma ya da cami avlusundan kovma gibi bazı davranışlar göze çarpmaktadır. Buna karşın Peygamberimizin doğuştan görme engelli Abdullah bin Ümmü Mektum'a Mekke'de Kur'an öğreticiliği görevi, Medine'de ise müezzinlik görevi vermesi ise dikkat çekici ve düşündürücü bir örnek olarak zikredilebilir. Toplumsal olarak engelli kardeşlerimizle ilgili dikkat etmemiz gereken bazı sorumluluklarımız da bulunmaktadır. Bunların başında engelli kardeşimizin de bizim gibi duygu, düşünce ve özelliklerinin ve bazı ihtiyaçlarının olduğu akla gelmelidir. Bu nedenle onları anlamaya çalışmak ve öz bakım ve öz becerileri açısından onlara katkı sağlamak ve eğitmek görev ve sorumluluklarımız arasında zikredilebilir. İmkanlar ölçüsünde toplum içerisinde daha fazla yer almalarını sağlayıcı çevre düzenlemeleri, istihdam imkanları oluşturmak da önemli sorumluluklarımız arasında yer alabilir. Aynı şekilde engelli araç park yerlerine araç park etmemek, kaldırımlarda ortopedik engellerin istifade edeceği rampaları kapatmamak, araç bırakmamak gibi konularda hassas olmak önemlidir. Bu çerçevede engeller haftası sebebiyle bir ülkenin refah düzeyinin o toplumdaki dezavantajlı, kırılgan bireylere yönelik sunduğu imkanlarla değerlendirilmesidir. Eşit hak ve özgürlüklere sahip olarak doğan insanların var olan farklılıklarına rağmen eşit imkan ve şartlar altında yaşayabilmelerini sağlamak, engelli kardeşlerimizin topluma katkı sağlayacak ve faydalı olabilecek bireyler olduğuna inanmak, hem engelli kardeşlerimizin hem de toplumun atması gereken ilk adımdır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde 10-16 Mayıs Engeller Haftası'nın,
engelli kardeşlerimiz ve sorunlarına karşı hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni eder. Tüm engelli dostlarımız ve ailelerine sağlıklı, hayırlı günler dilerim.